Yeni bir günden merhabalar. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Robin düşünerek karşıladım sizi. Ormanda ilk metinimi kestim ve dedim ki düşer herhalde bir kayıt alayım dedim. Şansa da düştü. Çok güzel. Bunu sabaha kadar kullanırız. Zaten burada otomatik halde kasılıyorum. Biraz önce de metin kesilmiş. Yerden BK aldım ama BK çıktı. Unutkanlık ne? Ejderha darbesi güzel. Burada şöyle bir metin daha buldum. Kesmemiş kimse. Bunu unutmuşlar herhalde. Belki bundan da Robin düşerse bunu da şamana veririz. Şaman da hiç yoktan kasar yani yavaş yavaş. Sabaha kadar 100 tane 200 tane ne kassak kar diyecektim. Atmadı maalesef. Aslında böyle biraz burada takılayım. Bu event başlayana kadar. Şamana da düşürebilirsem çok iyi olur. Metinler düştü şöyle kesiyorum. Bir iki tane kestim düşmedi. Bakalım bir tane daha düşürürsek şamana süper olur ya. Bundan düşmedi maalesef. Diğerine geçtim. Maalesef bundan da alamadık. Hemen şunu deneyeyim. Aha da düştü vallahi. Hemen şamanı getireyim. Şimdi köye gelmiştim. İtem kuşağı falan aktaracağım. Düşük level'da Ayşe'yi falan kasacağım. Brettnik'le arkadaş PM attı. Oyunu bırakıyorum dedi galiba. Kostümüm varmış 50 STL falan. Güzel eşyaların da varmış aslında. Buradan teşekkür ederim. Eksik olmasın. Destekte bulunmak istiyor. Hala şöyle hediyeler veriyor reis. Artılı şiirken, kırmızı kurdele bunlar çok değerli. Hava kılavuzunu ben okurum. DTP kasmış 40 tane. Hava, ha, Sunuzi'ymiş. Hava sandım. Geçit bileti. 2 KIP 30 STL zırh. Abi şöyle antika simyalar falan verdi. Vallahi teşekkür ederim. Niye bıraktığını anlamadım ama güzel de eşyalar varmış aslında. Bırakılacak bir durumda da değil. Teşekkür ederim reis. Eksik olmasın izliyorsa buradan. Gitti vallahi oraya koşa koşa. Umarım hakkında hayırlısı olur. Bir sürü hediye verdi vallahi. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu hesabın yan hesabına bir geçeyim. Artık bedenselimizle biraz ay ışığı, ork dişi falan kasalım. Pazar alanı şimdi biraz kasabilir. Bizim reisin hediye olarak verdiği simyaları bir basalım. Birer tane eş de ben aldım. Hadi Bismillah diyelim. Bir 12'den başlayalım. Bismillah bakalım. Hop. Güzel. Adamsın lan 12. Safir sen de geçersen var ya çok güzel olur. Hadi bakalım. Hop. Tekrar bir eş aldım Safir'e. Yani son kez alışım. Umarım geçer. Hadi bakalım. Lütfen geç. Üzme bizi. Yapma be Safir. Hesabı mekana getirdim. Biliyorsunuz ben genelde burada kasıyorum ay ışığını. Burası tam burada bırakıyorum. Çünkü hem bu sağdakilere gidip kesiyor hesap, hem yukarıya gidiyor, hem sol tarafa gidiyor, hem aşağı gidiyor. O yüzden buraya şöyle otomatiğe bırakıyorum. Ay ışığı başlamadı fakat başlayınca tekrar yine bir gösterebilirsem göstereceğim. Umarım başlayınca müsait olursa gösteririm. Şöyle durumları da göstereyim size. Robin'i de çağırdık. Ork dişimiz şöyle 30 tane var. Lanet tabi 27 tane. Bakalım gösterebilirsem kayıt sonunda kaç tane olmuş, ne bitmiş, ne kasmışız birlikte görürüz. Ay ışıklarını şöyle sıraladım. Üst üste binsin sanırsam burada 300 tane falan anca kasarız otomatikte, 300-400 arası. Yani genelde ne kasarsa kendim kullanıyorum. Satmıyorum zaten ben biliyorsunuz. Sağlık olsun böyle bakalım. Kassın kendi kendine. Evet bittikten sonra da şu sargı bezlerinden bilinmeyen ilaçlardan falan kasacağım. Oraya gidip hesabı bırakacağım otomatiğe. Hem para kasacağız hem ay ışığı kasacağız. Güzel olacak. Yeni bir günden merhabalar. En son burada hesabımızı otomatik halde bırakmıştık. Robin vardı. Bununla birlikte ay ışığına bırakmıştım. Ben işe gittim gece. Gördüğünüz gibi yaklaşık 200, 180 yani yaklaşık 400 taneye yakın diyebiliriz. Kendi otomatikmen otomatik halde kasmış. Hatta bir saat falan da burada oyalandım ben. Çünkü burada gelip 90 level adamları falan kesti. İşte bir saat böyle gelen giden dalaşan çok oldu. 2 saat, 2,5 saatte bu kadar kasabildim idarelik. İşimi görür. Onun haricinde ork dişi 71 tane olmuş. Lanet kitabı 55 tane. Bunlar da birikmiş bayağı bir. Bunları zaten kullanıyorum ben biliyorsunuz. Başka da bir şeyimiz yok ama nerede bizim Robin'imiz? Heh, burada. Bunun 9 saati var. Yani bunun bitmeden bunun iyicene her şeyinden faydalanmamız gerekiyor. Yani ne yapacağız? Gideceğim ben Sohan'a. Artısız ilacın tanesi bizim sunucuda Ruby'de şu an 2M, 2,5M'den başlıyor. Artılı sargı bezine bakmadım ama onlar da eminim o kadar ediyordur. Dedim ki gideyim oraya atayım. Orada biraz hem bunlardan farmlasın bu 9 saat içinde. Ne kadar ne kasar bilmiyorum. Bir de okey kartlarımıza bakalım. Kaç tane birikmiş? 14 tane birikmiş. Ben bunları bir oynayayım hatta hemen. Bakalım kaç tane altın, gümüş alabileceğiz. Hatta alabileceğiz mi? Orası kesin değil ama bakalım. Şöyle burada okey oynarken gözüme bir şey çarptı. Bakın burada kim var? Bizim reis burada ya. Gel bakayım buraya reis. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun buralarda ya? Oo, nasıl vuruyor? Bak bak sen. Reis. Kaç vuruyoruz ki biz buna? Çok vuramıyoruz ama yine iyi vuruyoruz ya. Hadi kardeşim öl. Ah be son can. Patla kardeşim. Ne attı? Kötü ruh koma. Süper. Ulan tam da bu hesabın ihtiyacı olduğu şey ya. Gayet güzel. Elektromanyetik falan mı?
Agave, yılların palası. Çok kötü bir okey sonucunda bir tane altın alabildik. 4 tane de gümüş aldık. Yani bayağı bir okey değiştirmişler. Bana öyle geliyor. Sizin bu konu hakkında düşünceniz nedir? Belirtirseniz sevinirim. Böyle bir tane de Noel Sen'de aldık. Açıyorum. Ya bir Efsun çıksa var ya süper olacak. Köye gelmişken şöyle ETP görevini de alalım. Bununla ETP'mizi de yapalım bir yandan. Şöyle bundan da sandık aldım. Açtım. Arttırma kağıt çıktı. Bende bir tane daha vardı. İki oldu. Gayet güzel. Birazdan da şamanını alıp açacağım. Şamanın BK'larını götürüyorum götürmesine de. Şamanın ejderha yardımı BK'sını sunucuda satan yok. Yani ta 4-5 emlere çıktım. Cidden yok. Gördüğünüz gibi şaman da burada. Şamanı da şöyle yapacağım. Bunun da Robin'i var biliyorsunuz. Ne yapacağım? Şamanı da gideceğim. Okuata Tapınağı'nın girişine bırakacağım. Orada mitril, gri boya tarzında şeyler kasacak. Böyle bir planım var. Bakalım inşallah kasar. Sohan'a giriş yaptık. Sohan'da nereye gideceğim? Burada olabilir. Fakat aynen bura olsun ya. Diğer hani bayrakların girişlerine gitmeyi düşünüyordum da. Galiba şurası uygun. Şu bölgeye bir gideyim bakayım. Duruma göre oraya otomatiğe bırakabilirim. Evet burası gayet güzel gözüküyor. Tam şuraya bırakırsak. Her yere gider sağa sola. Ya orada da var ama burası daha yoğun çıkıyor ve burada sargı bezi atma olasılığı daha yüksek oluyor. Şu slotlardan atıyor genelde. Şöyle ağaca doğru biraz yakın bırakayım. Umarım ölmez. Yani dayanır. Bir de şunu eklersek. Bir de şunu koyarsak. Can bayağı gidiyor. Buradaki slotlar sağlam vuruyor. Hayır. Hayır hayır hayır. Sakın ölme. Aa, ne kadar kötü. Biraz önce çok slot biriktiği için bayağı öldük. Yoksa normalde ölmeyiz. Gördüğünüz gibi güzel güzel kasıyoruz. Hatta eldivenimizi de takalım. Ben şimdi işten geldiğim için yatacağım. Bir yaklaşık 3-5 saat yatarım herhalde. Uyandığımda umarım şöyle güzel bir artılı artısı sargı bezlerini bol bol görürüz. Zaten kayda girerim. Umarım yani şöyle bir 20-25 tane kasar ya. Bekliyorum yani bir 20-25 küsür bekliyorum. Sizin tahmininiz ne olur? Bir tahmin edin bakalım. Uyandığımda videoya girdiğimde acaba kaç tane olmuş olacak? Evet yaklaşık 6-7 saattir burada böyle farm yapıyor hesap. Size şöyle manzarayı göstereyim. 31 tane artılı, 25 tane artısız, 50 tane artısız sargı bezi, 25 tane de 24 tane de artılı sargı bezi düşmüş. Şimdi son 2 saat kaldı Vayne'in. Çölde örümcek bacakları mekanına bırakacağım. Orada örümcek bacağı falan kalsın. Onların da tanesi güzel. Yani parça parça her artı basmadan kasalım işimize yarıyor illa ki. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Robin'in bitmesine yaklaşık 2-3 dakika kaldı. Bir bakayım kontrol edeyim ne durumda dedim. Örümcek bacakları, yılan kuyruğu artılı vesaire. Biraz önce bakın yerden bir şey aldım. Siyah yuvarlak kalkan artı 2. Sersemlik. Şeytan da altıymış. 10 fena olaydı yine güzel paralar ederdi. Gerçi sadece şu tek Efsun sersemlikler bile 2-10'dan başlıyor. Çok şanslıydık ya. Çok iyi oldu. Şöyle bir adet de 10 şimşekli 42 level zırhı düştü. Acaba para eder mi bilmiyorum ama eder herhalde. Bu 42 zırhların falan da çok güzel hoşuma gidiyor görüntüsü. Şuna bakalım bunda ne var? Bu da düzmüş. Robin'in süresi bitti ama bizim petimiz var biliyorsunuz. Bir iki gün önce falan tekte Porky çıkartmıştık. O videoyu da izlemeyenleri varsa izleyebilirler. Çöle geldim. Çölde zor olan Maymun Lord'un yanına doğru gideceğim. Acaba oraya dayanır mı dayanmaz mı? Onu bir test edeceğim. Bakalım bir görelim birlikte. Büyük ihtimal dayanmaz ama kendimizi bir test etmiş oluruz. Şimdi burada devamlı sol yaparak gidiyorsunuz diye biliyorum. Yani devamlı sol yapa yapa giderseniz sona ulaşırsınız. Hatta şurayı bir kesebilir miyiz? Bir deneyelim birlikte. Gel bakalım. Gelin gelin. Bu arada şu kalkanlara falan basacağım. Art 9 yapacağım. Oy yok yok yok. Buraya imkanı yok abi. Sona hiç gitmeye gerek var mı? Düşünmüyorum. Gidelim atımızı falan alalım. Yani burada boşuna yere gördüğünüz gibi dayanmıyor. Kalkanı falan dokuzlamam lazım. Kafalığı dokuzlamam lazım. Gerekirse içtemlerim komple her şeyini bileziğinden tut kolyesine kadar dokuz yapmam gerekiyor. Şunu bile dokuz yapsam iş yapar yani. Şimdi ikinci köye geldim. Burada hem biraz metin kıracağım hem de şu atımızı bir alalım. Satın al diyelim. Atımızı da geliştireceğiz. At madalyonu var mıydı bende ya? Depoda vardı herhalde ama. Onu birinci köyde yapmamız gerekiyor. O yüzden birinci köye gitmeden önce şurada biraz metin falan bulabilirsem keseyim. Bu arada güçlü yabani deli galiba. Tam hatırlayamadım ismini. Küre düşürmüştüm bir gün önce. Bir önceki videoda daha doğru söylediğim size. O küreler çok değerliymiş. Hatta ben sadece bu yabani uşak küreleri değerli olduğunu biliyordum. Bir de yavru örümcekleri. Ama o güçlü yabani piyade miydi artık? Neydi bilmiyorum tam ismini unuttum. O da güzel paralar diyormuş. Bilmiyordum ben onu. Uygun fiyattan atmıştım. Zaten gitmiştir. Kaybolmuş. Yok çünkü pazarda. bu arada böyle bilmediğim veya yanlış bildiğim bir şeyler varsa mutlaka bana yorumda belirtin. Şu şöyle, bu böyle. Bunu bilmen daha iyi. Şu şekilde yapsan daha güzel olur. Her türlü öneri yoruma açığım. Bilginiz olsun. Şöyle bir metin falan arıyorum da metin de yok ki. Umarım bırakmışlardır bize. Şöyle bir tane mor pot basalım.
Ayrıca düşürdüğümüz artı basmaları görüyorsunuz. Stoklanıyor böyle, birikiyor. Ben bunları yeri geldiği zaman kullanıyorum. İşte zırh falan basarken ork dişlerini kullanacağız. Biyolog verirken lanet kitaplarını kullanıyorum. Titan falan basarsak örümcek bacaklarını kullanırız. Yılan işte kuyruğu artılı falan. Bunları stoklayacağım. Bir yana hesap açacağım. Aktaracağım hepsini. Burada biriktireceğim. Biriktirdiğim ne kadar artı basma varsa zamanı geldiği zaman topluca size göstermeyi düşünüyorum. İşte bu kadar stokladım. İşte zamanda burada kastığım artı basmalar şu an burada gibisinden bir göstermeyi düşünüyorum. Ama tabi buna biraz zaman lazım. Aha, okçu bulduk. O zaman okçudan bir dolunay alırız herhalde. Eldivenimiz bitmiş ama ya. Şöyle anahtarlar falan düşürüm. Bir tane deniz kızı sandığı düşürmüştüm çöldeyken. Şunları atabiliriz aslında ya. Burada bir adet metin buldum. Bir tane de şurada yüzbaşı var. Keselim bunu. Event bugün ne event vardı acaba? Müze eventi mi var bilmiyorum. Eventleri pek takip edemiyorum ama müzevi alacağım, olsun ve olmasın. Ne varmış? Kötü ruh varmış. Deklere düşürmezsin ya. Gayet güzel. Gideyim şu metni de keseyim hemen. Abi bir şey fark ettim. Kötü ruh üst üste binmiş. Bunlar üst üste binmiyor muydu? Ben mi yanlış hatırladım? Acaba müzeviler mi üst üste binmiyordu? Üst üste iki binmiş yani. Bir tane vardı bende, yine düşürmüştük. İki oldu. Metinden bir şey alamadık. Ya benim eldivenim üstünde yok mu hiç? Gideyim depodan alayım. Depoda var bir 3-4 tane. Şurada bir tane karanlık metni bulduk. Hemen bunu da bir keselim. Ben Pet'i çağırmamış mıyım daha dedim. Çağırmamışım. Böyle dalalım. Hemen patladı zaten. Bayağı oyun silahı fazla vurduğu için. Düştü mü kötü ruh? Düşmedi. Şu artı basmaları alayım. Bunlar lazım oluyor. BK'mıza bakalım. Şimşek pençesi. Bunlar para etmiyor ama şamanın, kutsamacı şamanın, ejderha yardımı gücü şamanın. BK'ları her şeyi acayip para. Yansıtma bile 400-500K'dan başlıyor. Yani ejderha kükremesi 1-1.5M'den aldığımı hatırlıyorum. Ejderha yardımı şu an 5M'lerde falan. Biri ya topluca çekiyor ya da bilmiyorum. Ama 2-3 gündür böyle. Köye geldim eldiven almaya. Şimdi bir tane de burada metin buldum köyün içinde. Hemen bir keselim. Buradan da güzel bir şey alırsak iyi olur. Bu arada hava BK okuyacağım günlük. Müzevim yok ama bir tane kılavuz vardı. Belki geçer. Hop. Aha geçti vallahi lan. Çok güzel. O DTP de düştü. Dur eldiven takmayı unutmuşuz. Gayet güzel. Hemen keselim şunu, zaten hızlıca patlıyorlar. Bir tane de şu düşürdüğümüz küçük yeşil iksirden basalım. Okey kartları da kaç tane olmuş? Bakalım, onları da oynayacağım. 9 tane olmuş. BK'mız nerede? BK BK BK. Taş artı 1. BK burada. Hop. Hayalet duruş. Olmadı reis. Başka bir şey yok galiba. Şu düşürdüğümüz sandıkları açalım bir ya. Artılıdan belki artılı şiirken falan alırız. Belli olmaz. Anka şapkası. Ok dişi artı. Ne çıktı? Yank çıktı galiba. Hiçbir şey gözükmedi. Ha, bir tane daha sandığım varmış. Hangi? Bundan da mı yank çıktı? Vay be, sersemlik kalkanı unutmuşum. Bak ben biraz önce düşürmüştük bunu. Depoya koyacaktım da. Bazı şeyler satılacaklar, depoya attım. Böyle bakalım. Gezelim biraz. Metin bulabilirsek umarım. Uzman da buradaymış. Bir keselim. Bakalım. Eldiven takılı mı? Takılı. Ölümcül hatta artı 4. Düzmüş. Metin bulamıyorum ya. Galiba çöle geçeceğim. Çölde metin kesmeye çalışacağım. Umarım kesebilirim. Dayanıklı metinlerini falan keser miyiz? Biraz zor keseriz de. Test edeceğiz. Bakalım düşerse, kesebilirsek güzel şeyler de düşürürüz. İşte şöyle artı basmalar falan. Güzel olur. Şöyle bir adet de gölge metni buldum. Bunu bir deneyelim bakalım. Bunu keseriz de kesmesine. Dayanıklılık metinleri biraz zorlar bizi. Fakat dediğim gibi zırhı artı 9 yapacağız. Biraz defans alacağız. Kalkanı, kafalığı, bunlar 9 yaptıkça defans artacak. Ayakkabıyı 9 yapmamıza gerek yok herhalde. Bileziği yapmaya çalışırım. Biraz zor bunun basımı. Başka ne var? İşte küpe artı 9 ve abonos küpe ayarlamamız lazım. Hem hibi hem güç. Bayağı etkisi olacak bize. Bu hesabın havasını P yaptıktan sonra bir tane yakut takmayı düşünüyorum. Yani böyle mitsi değil de efsanevi 5'te 5 bir yakut takarım. Çünkü bedensele savunma şart. Yani savunmasız olmuyor. Zaten düşük level'da kalacağı için de sıkıntı olmaz. Böyle mitsiye gerek yok. Şöyle bunu keseyim. Zaten erikiyor metni gördüğünüz gibi. Şöyle eline güzel bir dolunay bulabilirsem böyle 40-45 ortalama zaten yok eder. Ne aldık? Var mı kötürü? Göremiyorum. BK nerede? Onu da göremiyorum. Hala göremedim. Göremiyorum. BK BK. Ha, önümdeymiş ya. Zehirli ok satılır. Kötü ruh yok değil mi? Galiba yok. Devam edelim. Şimdi bakın size ufak bir para kasma yöntemimi söyleyeceğim. Bu arkadaş mesela buraya otoyol salmış. Burası çok güzel bir mekan. Ben de burada genelde böyle yaparım. Örümcek ağı, örümcek gözü. Bunların tanesini de şimdi söyleyeceğim fiyatlarını. Örümcek ağı en son 300-500K arasındaydı tane fiyatı. Örümcek gözlerinin hiç belli olmuyor. Tanesi bazen yani 500-600K'ya çıkıyor. Bazen 200K'ya düşüyor ama ortalama 300-500K aralığında değişiyor. Burası güzel bir mekan. Çünkü hem örümcek ağı, hem akrep kuyruğu, hem de örümcek gözlerin bol düştüğü bir mekan. Burası neresi derseniz. Bu şurada 3 tane nokta var. Birincisi burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada. Şu nokta. Bu noktaya geliyorsunuz. Burada bol bol çıkar CH atın.
Yani istediğiniz şekilde kasın. Çok güzel para kasarsınız. Bir de bir yer daha göstereceğim. Aynı şekilde burası da böyle bir mekan. Bak hatta reis düşürmüş. Bunlar toplamıyor. Büyük ihtimalle ETP kasıyor. Ya da şey kasıyor. Okey kasıyor olabilir. Büyük ihtimalle okey kasıyor. Burada da güzel kasarsınız bu şekilde. Bir yer daha var. Orası farklı bir yer. Hemen şu ilerisi. Şu dağın etekleri. Hatta buralarda diyebiliriz. Yok buralar değil pardon. Nerede o akrep adamlar? Tamam buralar olabilir evet. Şimdi diyelim ki şamansınız. 30 level şaman yelpazeleri. Şaman çanları nereden nasıl elde edilir derseniz. Yani çölde en verimli yer burası diyebiliyorum. Yani burada genelde C atsanız daha farklı, daha fazla akrep adamları bulabilirsiniz. Bu akrep adamların, akrep okçularının bol olduğu mekanlar buralar. Buralardan antik can, işte şaman 30 level yelpazeleri, silahları düşürebilirsiniz. Çok zor da düşmüyor yani. Şurada belki bir 10 dakika geçirsem düşer ama benim o kadar bir zamanım yok. Bir deneyeceğim yine de şöyle sizle birlikte. Biraz deneyelim bakalım. Burada örümcek ağı falan da elde edebilirsiniz aynı şekilde. Akrep kuyruğu da aynı şekilde elde edebilirsiniz. Biraz deneyeyim bakalım belki düşer. Şunlardan galiba örümcek ağı alıyorduk. Çekelim mesela şöyle. Örümcek ağası değerli bu arada. Artı 8 falan kafalık basarken. Lan sersem mi yedik? Hop şuraya da çekelim. Zaten bir tane vurdum ölüyor direkt. Hiçbir şey atmadı ya. Vay arkadaş. Ama güzel okey kartı ve çiçek tohumu falan atıyor. Bunları da keselim. Reis bize bir oradan bir örümcek ağası verirseniz mutlu oluruz. Şurayı çektik de kesebileceğiz mi? Keseriz herhalde. Güzel kesiyoruz. Yalnız niye az artı basma atıyor şu an bana? Acaba level'ım düşük diye mi? Olabilir. Çünkü ben burada 40-45 level'larda takılırken yani ganimet gibi 30 level çan atıyordu. Yelpaze atıyordu. İlginç bir şekilde atmıyor şu an. Bizim reis de PM attı. Neredesin bir geleyim falan dedi. Vallahi kalktı geldi adam köyden. Teşekkür ederim. Buradan selam olsun. Hoş geldin reis. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bizim reis güçlü beden 30 level'da P açmış. Vallahi helal olsun. Bu arada bir tane küpe alacağım kendisinden. 9 level'lık güç veren küpe var bilirsiniz. Onu bir ona verecek bana. Eğer almazsam hediye gönderirim dedi. Tehdit etti beni. Güzel bir küpe. 10 kılıç, 10 çiftel, 10 bıçağı vardı galiba. İş yapar yani. Kullanırız vs falan atarsak. Reis gelsin bir yakalım yazmış. Hadi yakalım bakalım. Say geriye. Say. Aynı anda yakalım hadi. 3, 2, 1, 0. Helal. Ama benimki de yakında G olursa birlikte açarız inşallah. Reis bize böyle bir ufaktan hediye veriyor. Teşekkür ederim. Zenleri kullanırım. Bunun havasını P yaparken. Kullanırken de bol bol seni anarız Reis. Eyvallah. Teşekkür ederim. Amanın Metin buldum. Sabahtan beri arıyorum bulamadım. Sen kes. Keselim reis de inşallah dayanabilirim ya. El birliğiyle Metin'i yok ettik resmen. Reis bizi savunuyor. Ulan. Ölmem herhalde inşallah ölmem. Okçular çok koruyor. Hayır dayan. Vallahi kestik ya. Eyvallah reis teşekkür ederim. Bunlara da bakıyorum böyle hippili falansa falan diye. BK BK BK'mıza bakalım. İlaç düşmüş gayet güzel. BK'mıza da baktık mı? Kurt attaşı olmadı. Gidelim reis gel. Şimdi reisten alacağımız küpe de şu. Artı 9, 10 çiftel, 10 kılıç, 10 bıçak, bakır küpe. Bunu düşük level'da vs atarsak kullanırız. Eyvallah teşekkür ederim. Galiba bayağı bir uygun fiyattan verdi bize. Eksik olmasın. Farmlık hesaba dönüş yapmış. Buradan tekrardan selamlar, sevgiler, saygılar. Bunu depoya atalım. Bu hesabı da 102'ye falan kasacağım. Şamanın da son bir kutusu kaldı. İkisi de herhalde bugün 102 olur mu? Olur galiba. Götüreyim onları kasmaya başlayayım. Sabah ola hayrola. Yeni bir günden merhabalar. Bu sefer gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucusundayım. Burası neyin nesi diyenler vardır illaki. Burası benim Metin 2 videolarına başladığım sunucu ve bu hesabı sıfırdan ilerleterek sizler sayesinde buralara kadar getirdiğim bir hesap. Bu hesabın içinde şimdi çoğu itemlerim falan var. Bunları satacağım. Hatta bunları satınca Ruby'de takas etmeyi de düşünüyorum. Eğer takas eden olursa. Şimdi şöyle bir petim var. Bu ölmüş. Ölmeseydi daha iyiydi. 650 günlük. Bunu isterseniz yine 650 günden devam ettiriyorsunuz diye biliyorum herhalde tanrısal protein lokmasıyla. Arkadaşlar sunucusunda oynayıp bu peti almak isteyen varsa tip 6 melee işte berserker talim canavar 650 günü de var bilerek diriltmedim. Belki alacak arkadaş 650 günlüğünden dolayı alır tanrısal protein lokmasıyla diriltirse. Ayrıca birkaç satacağım satamadığım itemler var onları da göstereyim. Şimdi bu itemler şöyle. Pet'i zaten göstermiştim. Birisi bu. Buna hani sunucu piyasası neyse onun birkaç aşağısına veririm yani. Hiç sıkıntı değil. Ya da Ruby'de bir tip 6 petiniz varsa Razzlor veya herhangi bir böyle bir kitaplar okutulmuş. Yine takas edilir başa baş. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir küpem var. Bunların piyasası 30 wonlarla 25 won arasında değişiyor. Niye derseniz 10 yarı 20 şeytan.
Yani bu yeni gelen Alastor'da falan kullanılıyor galiba. Bir de Cennetin Gözü küpe. Şamanlar zaten genelde Alastor'da anahtar kovaladığı için bu da bayağı iş yapan bir küpe. Bunu da uygun fiyattan veririm. Ben bunu pazara 22 bona falan atıyorum da hani eğer alıcıysanız hepsine güzel bir şeyler yaparım. Çanımız var. Kendimiz basmıştık. 42 ortalamalı artı 8. 3 buz element var ama buzun gücü oranı kötü. Saldırı değeri kaç gelmiş? 18. Yani bunu da piyasa değeri neyse yine 5-10 aşağısı veririm. Sadece bana ulaşmanız yeterli. Galiba bunun piyasası da 75 won falan. Hani videodan geldiğinizi belirtirseniz ve almak isterseniz Ruby'de herhangi bir item karşılığı takas da yapmak isterseniz yani gerekirse 60-65 wonlara bile bırakırım. Şöyle bir tane kapşonum var. Bunun piyasası da 35-40 won arası. 15 rüzgar, 10 ateş, şaman kaskı artı 9 bulmak zaten zor. Berserkerli şaman kaskım var. Almak isteyen varsa bunu da yine videodan geldiğinizi belirtirseniz veya Discord'dan bana ulaşırsanız bu itemler hakkında şunu almak istiyorum, Ruby'de şunu vermek istiyorum, takas düşünür mü gibisinden düşünürseniz. Şimdi zihinselimize geçiş yaptım. Bunu da kasıyordum. Gördüğünüz gibi 102 olacak. Şaman 102 oldu. Yaklaşık yarım kutusu da doldu onun. Şöyle biriken birazcık okey kartları var. Bunları ben bir oynayayım. Geleyim hemen. Okeyleri de oynadım. Yarısından fazlası bronz, bir tane altın, 9 tane gümüş var. Galiba ben kötü oynuyorum. Ya da bunun bir taktiği var. Bilemiyorum. Yapamıyorum. Bir öneriniz varsa bu okey hakkında mutlaka yorum atarsanız sevinirim. Şöyle de biraz şamanım da vardı. Onları da oynadım. 2-3 tane de üstümde vardı birikmiş. 2 tane de altın oldu. Bunları satacağız. Gümüşler birikmeye devam ediyor. Bunları biriktireceğiz. Gittiği yere kadar. Galiba kaç günü kalmış okeyin? Bir haftası falan vardı hatırladığıma göre. Köye gelmişken şu Seis'ten atlar hakkında bilgi diyelim. Tekrar bir yem alalım. Kaç tane yemimiz oldu bizim? 157 tane. Acaba atımız level atlar mı? Nerede bizim atımız? Ölmemiştir inşallah. Ölmemiş. Gayet güzel. At seviyesi. Burada. Yeter mi? Bir deneyelim bakalım. Kaç tane istiyor? 50 tane istiyor. Yetiyor. Bir de 2,5 para mı istiyormuş? Hadi geçsin lütfen. Yakmasın. Hop. Ya of, yaktı. Bu arada bakın gördüğünüz gibi at. Yakma olayı var yani atın. Kesin geçmiyor. Aa, 50 gaya atıyor lan. Ya bende gaya yok ki. Biraz önce gaya istememişti. Ben mi yanlış gördüm? İlginç. Demek ki artık gaya falan biriktireceğiz. Biyolog görevlerimi falan verecektim. Biraz önce fark ettim. Posta gelmiş. Adaş sen seviyorsun artı bas demiş. Süperisi. Vallahi aklımda var. Basacağım inşallah. Bir gün geçirebilirsem. Vay reis bir tane daha yollamış. Umarım bir tanesi olsun. Artı 9 alırsın. İnşallah reis. Artı 6 bir tane daha. Artı 6 bir tane daha. Oo reis sen ne yaptın ya? Full artı 6 yollamış. Vallahi var ya bak, ilaç gibi geldi. Bir iki tane de bende var herhalde. Bunların hepsini alıyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Radamon. Adaş dediğine göre ismi Emrah. Ona da buradan selamlar. Aa Bayofa da burada. Bayofa'ya da selamlar. Tanıyorum kendisini. O değil de köyün haline bakar mısın? Her yerde okçu var ya. Yani bu okey bir yandan da iyi biliyor musunuz? Aslında böyle köyleri bir canlandırıyor. Eski günler gibi ne güzel her yerde insanlar var. Öyle gelmişken de biyoloğumuzu verelim. Biyolog çok önemli benim için derken abi 3-4 gündür yakıyorsun arka arkaya ya. Sebebi nedir yani bunun sebebi? Bize bir söyler misin? Şimdi pazar alanına geldim. Birkaç eşya falan alacağım. Bakın size manzara bir göstereceğim. Böyle kafanızı bir çeviriyorsunuz. Her yer halı pazar. Bizim reisler mekanı var ya coşturmuş resmen ya. Büyük ihtimal yeni gelenler var. Birkaç tane pazarı giden var. Şu aralar boşalmış bak. Hemen buraları dolduralım beyler. Sonra şu duvar yanlarını dolduralım. Güzel olmuş bak. Aa bir reis de buraya atmış aynı şekilde. Kim ki bu? Merak ettim bak dur. Ossomat. Ossomat nickli bir reis de buraya pazarları döşemiş. Güzel olmuş. Farklı olmuş. Bak direkt ilgi çekiyor. Abi pazar isimlerini açınca ne güzel gözüküyor ama ya. Hatta şöyle yapalım beyler sizden bir ricam daha var. Şu mavi yazıları böyle kırmızıya çevirelim. Burayı böyle kıpkırmızı yapalım. Çok güzel duruyor yani şöyle uzaktan baktığın zaman var ya mükemmel olmuş. Elinize sağlık. Şimdi süperlerini aldık geldik. Pazarlara baktım başka satan yoktu. Olsaydı alacaktım. Şöyle 6 tane deneyeceğiz. Bu arada bir tane silahçı var mavi. Bütün hepsini dolandım. Burada bir tek Teamon isimli lonca bir tek silah ustası açmış. Onu da şimdi burada basacağım. Umarım geçer. Bu arada benim oğlan da yanımda sabahın köründe kalkmış saat 8. Dedim gel yanıma. Biliyorsunuz benim zehirimi ve yarı insanımı oğlum basmıştı. Bugün de eğer 8 olursa yine ona bırakacağım. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Şöyle birinciyi hop dedim vurdum güzel. Artı 7 bir tane aldık. Şöyle hareket etmeyeyim. İkinciyi vurdum. Patladı kötü oldu. Üçüncüyü vurdum. Güzel bir tane daha aldık. Geçenki olay neydi ya? Hepsi artı 7'de patlamıştı. Aa bugün güzel gidiyor.
Valla benim babam bugün yine bize şans mı getirecek ne ya? Hop. Güzel geçti yalnız. 6 taneden 4 tane artıyı da almak bayağı iyi. Babası ne diyorsun? 12'den vuracaksın mı bugün zaten? Yalnız 8 olması lazım babam bir tane. Abo geçmeyecek. O uğurlu sen misin be lütfen. Hadi bak 8 ol. Oldu. Tamam. Demirci'nin el kitabıyla deneyeceğim. Depom da vardı bir tane. Bunun için ayırmıştım. Hemen gidelim. Benim oğlanı alacağım. Ona bastıracağım. Sözüm söz. Şimdi oğlumu aldım kucağıma. Hemen şöyle yapayım. Mouse üstüne getireyim. Onun eliyle basacağım. Ben bakmayacağım. Gel babam. Hadi babam. Bakmıyorum. Umarım geçer. Arkamı hala döndüm. Bakmıyorum. ESC, ESC, ESC. Heh. Basmıştır inşallah. Bastın mı babam? Bizim zehirimizi ve yarı insanımızı sen basmıştın hatırlıyorsan. Buna da attın mı acaba? Hadi heyecan dorukta. Hop. Sağlık olsun. Canın sağ olsun. Bir daha deneriz. Sıkıntı değil. Şimdi tekrar geldim. Tekrar 8'e atacağım. Eğer geçerse yine 9'a atacağım. Oğlum bıraktım. Dedi ki baba beni uğraştırma dedi. Burada çizgi film keyfi yapıyorum dedi. 8 olursa at 9 olacak o zaten dedi. Ben inanıyorum dedi. Attım. Bir an olacak sandım he. Lan ya tüh. Sağlık olsun. Yine basamadık. Lanet kılıç geçmiyor. Bir gün basacağım ulan seni. Videomuz buraya kadardı. Yani gün içinde yaptığım şeyleri size paylaşmaya çalışıyorum. Yani sırf içerik çıksın diye değil de. Maksat oynadığım oyunu sizlere paylaşmak. Yani oyunda neler yapıyorum az çok görüyorsunuzdur. Parça parça işte düşük level'a giriyorum. Yüksek level'a girip hesap kasıyorum. Sandık açıyorum derken şimdi aklıma geldi. Şöyle bir sandık almıştım. Açalım belki bir karbon falan çıkartırız. Kor işlenmemiş bir tane de olta çıktı. Bundan ne çıktı ya? Yank çıktı herhalde. Bir tane daha açtım. İşlenmemiş olta. Bundan da yank çıktı galiba. Şunlar para eder herhalde ya. Sandıklar 3M'di. Yani bir heyecan oldu ufaktan. Güzel. Bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi gün içerisinde yaptığım şeyleri sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Bir istek ve öneriniz varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Güzel like ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.